Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Hayattan soğuyup umutsuzluğa kapıldığımız anlar vardır. Sanki tüm dünya kötülükle kaplanmış gibi hissederiz. Ama bazen o anlarda öyle bir iyilik gerçekleşir ki insanlığa olan inancımızı yeniden kazanırız. İşte bugün o gözleri yaşartan inanılmaz anları sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Sahibinin elinden kurtulan at binicisinden kaçmaya başlıyor. Tabii sahibi ne kadar hızlı koşarsa koşsun bir at yarışını yakalama şansı yok. İşte o an durumu gören bir motorcu yardıma koşuyor. Atın sahibini arkasına alarak ata yetişiyor ve sakinleştirmeyi başarıyorlar. Restoranda doğum gününü kutlamaya gelen görme engelli bir kadına restoran inanılmaz bir sürpriz yapıyor. Pasta şefi bir servis tabağına körler alfabesiyle doğum günün kutlu olsun yazıyor. Yazıyı okuyan kadının mutluluğunu görebilirsiniz. Ve tabii ardından da pasta geliyor. Ne ince bir kutlama şekli değil mi? Bir motor kurye yolda bisikletinin lastiği patlamış başka bir kurye görüyor. Siparişe geç kaldığını öğrenince hiç düşünmeden kendi motorunu verip adamı siparişini yetiştirsin diye gönderiyor. Hem de geri döneceğinden emin olmadan. Ve kurye teslimatını zamanında yapıp geri dönüyor. Yardımlaşma ruhu budur. Trafiğin yoğun olduğu bir sokakta koltuk değneği kırılan adam yere düşüyor ve yerinden kalkamıyor. Uzun süre bekleyen adama en sonunda yardım geliyor. Bir adam bir çift yeni koltuk değneğini satın alıp adama hediye ediyor. Adamın ne kadar minnettar kaldığını görebilirsiniz. Yağmur sonrası yollarda kalan araba görüntülerine alışkınız ama böyle bir yardım az görülür cinsten. Sudan etkilenmeyen kamyon yolda kalan aracı arkadan nazikçe ittirip kurtarıyor. Kim bilir belki bu hareketle sadece aracı değil sürücünün hayatını da kurtarmış oluyor. Zipline ile nehri geçmeye çalışanlardan biri yeterli kuvveti sağlayamadığı için yolun sonuna gelemeden asılı kalıyor. Herkes bu duruma gülüp eğlenirken içlerinden bir kahraman yardıma koşuyor. İpe atletik bir şekilde tırmanıp adamı ayaklarıyla kıyıya çekiyor. Kendisine bir alkış. Selde yolda kaldıysanız yardımınıza kim koşar? Denizciler değil herhalde dediyseniz işte bir örneği. Tesadüfen yoldan geçen denizci askerler araçlarından inip yolda kalan aracı ittirerek sudan kurtarıyorlar. Denizciler tabii, su onları korkutmuyor. Emekli hostes uçağa biner ve bir anons duyar. Aranızda emekli bir hostes varsa elini kaldırsın. Çünkü oğlu ona onu ne kadar sevdiğini söylemek istiyor. Ve anonsun ardından kadının oğlu, yani pilot, tesadüfen onun uçurduğu uçağa binen annesine böyle bir jest yapıyor. Uçuş kabininden ayrılıp annesini öpmeye yanına geliyor. Yine bir sel vakası ve yine bir kahraman. Bu kez adam kanalizasyonun ağzını tıkayan çöpleri elleriyle temizliyor. Hem de suya aldırmadan. Ve 5 dakika sonra yol bu şekilde açılıyor ve araçlar rahatça ilerliyorlar. İsimsiz kahramanlar da bugün. Eski bir havuza düşen tilkiler oradan bir türlü çıkamıyorlar. Açlıktan hayatlarını bile kaybedebilirler ama Allah'tan cesur bir genç imdada koşuyor. Tilkilerin ısırmasından korkmadan onları enselerinden yakalayıp dışarı çıkarıyor. Cesaretini tebrik ediyorum. Denizlere atılan plastikler birçok hayvanın vücuduna takılıp hayatlarını tehlikeye sokuyor. İşte bu grup da fokları bu tehlikelerden kurtarıyorlar. Onları tek tek yakalayıp üzerlerindeki plastikleri ve balıkçı ağlarını kesiyorlar. Şu son kurtardıkları foka bakın. Kaçmak yerine durup kendini sevmelerine izin veriyor. Kanalizasyon giderlerinden gelen sesleri duyanlar yavru ördeklerin oraya düştüklerini fark ediyorlar. Ve eldeki imkanlarla hepsini kurtarıyorlar. Kadın ördekleri yakalamak için mangal maşası bile kullanıyor. Ama işe yarıyor. Çünkü yavruları götürdükleri yakındaki gölde mucizevi bir şekilde anne ördekle karşılaşıyorlar. Otopark yokuşunda bir adam ağır bir çuvalı yukarı çekmekte zorlanıyor. İşte yardım da tam o anda geliyor. Bir araç sahibi arabadan inip adama tepeye kadar yardım ediyor. Ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşiyor. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Hong Kong'da yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı
tamamen insanlarla dolu bir yola denk gelir. Ve onca insan sihirli bir el değmiş gibi aracın geçmesi için bir anda bir koridor oluştururlar. Eminim bu sayede el birliğiyle birilerinin hayatını kurtardılar. Sizi en duygulandıran an hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.